Yeni bir sınır gününden merhaba dostlar. Merhaba herkese. Evet, bugün gerçekten artık pilimiz bitti. Son kez deniyoruz. Olmazsa dönüyoruz. Yani bakacağız. Bu sefer de geçirmezlerse gerçekten geri döneceğiz yani. Ya Buenos Aires'e değil de başka bir şeyler yapacağız yani. Bakalım. Her şey hazırladık. Her şey tamam. Ama belgeler 2021'in belgeleri. 2022'nin formu çıkmıyor. Yine internet sitesi çalışmıyor bugün. Değişen bir şey olmadı yani bir gece daha kalmamızla. Bakalım ne olacak? Yine benim ilk geldiğim günkü kadın var içeride. Burada insanlar sıra bekliyor. Burası da Arjantin tarafı. Burası da Bolivya tarafı. Biz önce Bolivya tarafından deneyeceğiz. Bakalım biraz sonra haber vereceğim. Evet, sıra yaklaştı. Bize geliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ne hatası? Evet, ben onu şimdi biraz önce fark ettim. 90 günden fazla kaldık ama 90 günden az kaldık yazıyor burada. Bakalım ne olacak? Evet, şu anda belgelerimizi aldık cezalarımızla birlikte. Cezalarımızı çıkışta ödeyeceğiz. $100 bir cezamız var 2 gün geç kaldık diye. Ama şu anda geçtik. Yani burada da okey verirse burası geçmiş bulunuyoruz. Neyiz? Mutluyuz. Estoy feliz yani. Estamos feliz diyoruz. Ve yorgun. Ya gerçekten bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmiyordur. Buraya geldik, Bolivya tarafından az önce geçtik. Aa çok iyi falan dedik ya. Son bir yer kalmıştı. Pasaportlarınızı verin dedi. Kadın da bize pasaportunuz o tarafta dedi. Yok dedi bizde pasaport. Yok dedi bizde pasaport. Yok dedi bizde pasaportunuz o tarafta dedi. Gittim. Kadına diyorum pasaportlarımı ver. Yok bende diyor. Öteki Arjantin tarafına gittim. Pasaportlar. Yok diyor orada diyor almadım mı diyor. Ondan sonra bir supervisor varmış yan tarafta. Ona vermiş. O da burada değilmiş. Bir yarım saat onu bekledim. O geldi. Ondan alacaktım. Ali de çantalara bakmak için Bolivya tarafında. Dedi ki imza atman lazım. Ben attım dedim o yok. Gelmesi lazım. Ben buraya geldim. Ali gitti imza atmaya ve o da şimdi geldi. Ne oldu? Halloldu mu? Oldu. Şimdi son noktadayız. Buradan da geçelim. Artık bir göbek atma videosu gelecek. Arkadaşlar geçtik. Para çevirmeye geldik şu anda. Ama o kadar az para veriyorlar ki normalde almamız gerekenin yarısını veriyorlar sınırda. Allah'ım ya Rabbim bitmedi derdimiz ya. Şu parayı da çevirelim. Normalde 9 saat uzaklıkta bir yere gidecektik ama ondan vazgeçtik. Şöyle 1,5 saat uzaklıkta bir yer var Tupiza diye. Bunların hepsi oraya aynı gittim. Verecek ya. Öyle mi diyor? 34.50 dedi. 34.50 dedi bu. 34.30 dedi. O hepsi aynı verir bunların yaklaşık. Tamam hadi öyle yapalım. Telefon numarası hattı seçiyoruz Bolivya'da. Hadi bakalım. 96. Where are you from? Türkiye. Parayı çevirdik. Şimdi telefon kartı alıyoruz. Ondan sonra siktir olup gidiyoruz. Yetti canımıza. Sizin bile canınıza yetmiştir yani kesin eminim. Hani bir pasaportlarımızı kaybetmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Sonra bulundu gerçi ama. Neyse hayatımızda unutamayacağımız bir anı olarak sinirden şurada var ya gülme krizine girdik az önce. Değişik ya. Buraya geçince değişik bir hava yani. Göstereyim çevreyi size. Yani tabii burası tam sınırdan çıkıyorsunuz ilk gördüğünüz yer. Burada çok enteresan bir şey var. Evlerin çoğunda yine buradakilerde var da şu tuğlaları görüyor musunuz? Sıvasız yani evlerin dışında sıva yok. Herhalde fakirlikten olsa gerek. Boşu boşuna para harcamayalım diyorlar. sanata gerek yok. Önce karnımızı doyuralım diyorlar şu anda. Evet. Hallettik işimizi telefoncuda. İnternetimiz de açık. Yola koyulduk. Gidiyoruz bakalım Tupiza'ya doğru. Yani Tupiza otobüslerini bulacağız önce. O sırada da çevreyi gösterelim dedik. Böyle çorapçılar, doncular, kıyafetçiler sıra sıra dizilmiş durumda. Hala. Burada da inlercinler. Top. Kışlıklar çıkmış. Ay, yeminle yorulduk be. Bittik. Para çevirmeye gitmiştik Buenos Aires'te. O peso çevirdiğimiz yere adam buradan daha fazla vermişti. Hayır hayır dedik çok az veriyorsun. Almadık hava attık. Burada daha az aldık. Hani böyle parasız sıfır parayla gezen insanları valla tebrik ediyorum ya gerçekten. Ay neyse. Resme bak. Şöyle. Muzlar. Muz ucuz. Böyle teyzeler şey satıyorlar. Çok tatlılar.
Evet, taksi yanımızdan geçerken terminal terminal diye bağırdı. Ben de dedim ki lütfen terminal. Yürüyecek halim kalmadı. Evet, hiç kolay değil. Buradan iki dakika gideceğiz. Yo igual voy a tu pizza, pero cobro 180. Ahorita ya no más. Recto. No, no. Otobüs. Aha, otobüs. Ha, bizi Tupiza'ya götüreceğini sandı bir anda. Buradan bir buçuk saat taksiyle gitsek herhalde. Oradan da Türkiye'ye döneriz. Evet, az önce büyük otobüsleri sorduk. 1-1,5 saat sonra kalkacak dediler. Sonra bir tane kadın Tupiza Tupiza diye bağırıyordu. Dedik ne zaman gidiyor? Hemen şimdi gidiyor, 2 dakikaya dedi. Tuvalete gitmemiz lazım falan. Ben gitmedim, vazgeçtim. Ay tuvalete gitti. Ben bindim, böyle minivan bunlar böyle şey, küçük. Böyle bir şeye bindik, bakalım götürüyormuş. Bakalım Tupiza nasıl? Yemek de yemedik. O kadar aceleyle geldik ki otobüs. ¿Cuándo comida es bueno en tu pizza? Tamales. 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 Lo único bueno en pizza. Gidince onu yiyeceğiz. Herkes onu söyledi. Tamales. Tamales. Onu yiyeceğiz. Gerçekten Tupiza'da durmamızı söylediğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzelmiş burası. Hostalımıza bak. Hostal. Buç kesildi. Hostalımız kopuyor. Daha manzaralı işte. Mükemmel bir yer. Ömrümün son durağında. Böyle ortam. Şuraları da çekeyim. Şey ucuz da değil ha. 26 dolar. Evet, en etkileyici yeri burası. Dağ manzarası. Çamaşır asıyor, çok tatlı. Böyle bir manzarası var. Hava şu an çok güzel. Böyle. Güzel, temiz yani. Yorumlar bayağı iyiydi. Bu şekilde. Ben ve formam. Başka uzun kollu bir şeyim daha var. Bu kadar. Şimdi otelden çıktık. Hostelden daha doğrusu. Çıkmadan önce de terastaydık. Böyle aşağı doğru bakarken bize sınırda yardım eden bir tane kız vardı, İspanyol. Tırnağını dişine mi taktı? Dişini tırnağına mı taktı? Tırnağını dişine taktı. Bize çok yardımcı oldu. İki cümle çevirdi alt üstemdeki. Hayır ama gitti böyle, nasıl olur, neden bu çikoların şeyi yok falan bayağı söyledi tabii. Sonra bir baktım aşağıda onlar yani sınırdan buraya yaklaşık 1,5-2 saat uzaklıkta bir yere geldik. Girdiğimizde gördüğünüz diğer İspanyollarla karşılaştık. Onlara biz söylemiştik bu hosteli. Sonra ben kızları görünce amiga falan diye bağırdım. Onlar da kitesurfing yapıyorlarmış. Bir yerde kalacaklarmış parasız. İnternetleri yok, gidecekleri yeri arıyorlar filan. Aşağı indim, onlara Wi-Fi'nin şifresini verdim. Sonuçta içeri girdiler. Bizim hostelin sahibi çocuk onlara tur satacak galiba şimdi. İşte bir tane tur var. Bu Salt Flat'e giden 4 gün boyunca gidiyorsunuz. Kalma, yeme, içme, her şey içinde. Bir tık pahalı. Yani yaklaşık 2 kişi için bir 8-9 bin liraya gözden çıkarmak gerekiyor. Yani biz de şu an yolda olduğumuz için onu yapmayalım dedik. Yani o bizim zorlayabilir.
O yüzden başka bir şekilde ama gideceğiz oraya. Mutlaka gideceğiz. Yani günlük bir tur olsa bile oraya gideceğiz yani. Buradan sonraki adımımız orası olacak hatta. Şimdi sokakları çekiyorum. Tu Pizza'da yemek yemeye gidiyoruz. Sağda bir restoran var. Her yerde tuk tuk var ya, çok tatlı. Hindistan gibi. Şurada bir yer var. Çok güzel görünüyor. Burası havalı. Havalı görünüyor. Bu kadar sokak yemekçisinden geldik tabii ki havalı yere. Bir bak bakalım fiyat listesine. Böyle bir yer. Şimdi bakalım fiyatlara nasılmış. Bizi üzmesin. Hamburger 12. Yani 25 mi oluyor? Yok, 25 değil. 30. 30 TL hamburger. İyi. Karnınız. Fena değil ya fiyatlar. Ya bu ama 80-85-90 liraya yakın var. Neyse biz de bakalım. Evet, sonunda sokak lezzetleri tadacağımız yere geldik arkadaşlar. Arjantin'de hiç böyle şeyler yoktu. Hep böyle restoranlar, lokantalar, en fazla empanada alabiliyordunuz. Ama burada böyle köşe başına, her köşe başına bir sokak yemeği tadabiliyorsunuz. Benim için çok eğlenceli bir şey. Biz şimdi iki tane hamburger söyledik. Ne kadar ödeyeceğiz? 6 Boliviano, yani 15 TL ödeyeceğiz hamburger başına. İyi bir fiyat. Bakın. Ooo, hamburger olacak. Evet, hamburgerlerimiz. Aa, bizim değil onlar. Hola chiques, herkese yeni bir günden merhaba. Dün hiçbir şey çekmedik, dinlenme günümüzdü gerçekten. Yattık, Ali dublajlarını yaptı. Onun dışında hareket etmedik, yani sadece bir kere dışarı çıktık bilet almak için. Eve döndüğümüzde, odaya döndüğümüzde çok kötü hissettik kendimizi. Çünkü beden hala buranın yüksekliğine alışmaya çalışıyor. Bu koko yaprakları kurtardı bizi biraz. Gerçekten çok büyük çarpıntı yaşadık. Ve daha 2800 metrede bunu yaşıyoruz. Bundan sonraki durağımız Uyuni olacaktı. Orası da 5000 metre civarında. Sonra aramızda şeyi konuştuk, yani şimdi biz oraya gidersek 2800 metrede böyle olduysak 5000 metrede çünkü yükseklik hastalığı, asla alışkın olmadığımız için bu kadar yükseğe. Herkes şey diyor zaten, yani yavaş yavaş günde 500 metre 500 metre çıkın. Şimdi biz buraya geldik, vücut biraz alışsın diye bekliyoruz. Onun için Cochabamba'ya gitmeye karar verdik. Cochabamba da aynı yüksekliklerde. Vücut biraz alışsın, ondan sonra Uyuni'ye, Otuz Gölleri'ne falan gideriz. Yani şöyle düşün, normalde Uyuni bizim yolumuzun üstünde. Ondan sonra Cochabamba'ya gitmek daha mantıklı. Ama böyle olduğu için Cochabamba'ya gidip işte günlük turlarla ya da iki gün hafta sonları Uyuni'ye gidip bir o salt filete görüp tekrar geri dönmeyi düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi bugün saat 6'da, 6.30'da 12 saatlik bir yolculukla Cochabamba'ya gideceğiz. Gene yataklı otobüslerimiz var. Evet, rahat. Rahat olacak herhalde. Yani şimdi para bozdurmayı deneyeceğiz burada, umarım vardır. Evet, son 30 Bolivyanosumuz kaldı. Bu ne demek oluyor? Yani çok az bir para. 2 dolar mı, 3 dolar mı? Yani evet, o civarlarda bir şey. Başka hiç paramız yok. Yanımızda dolar değil, peso var. Peso çevirmiştik. Burada da o sıkıntı oluyormuş. Sadece bir tane çevirme yeri var. Bakalım ne kadar düşükten çevirecek. Biz de sınırda düşük diye çevirmedik ama sınırda daha iyi olduğunu söylüyor herkes. Şeyden bahsetmiştik. En son ben bir önce çektiğimiz videoda söylemiştik. Bir tane Workaway ile anlaştık diye. Dün onlara mesaj attık. Bugün 5'te görüşeceğiz. Böyle görüntülü konuşma yapacağız. Çünkü biz daha yerin fotoğraflarını görmedik. Nasıl bir iş yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Bugün biraz onları konuşacağız. Yani biz bileti aldık. Hani okeyleşmezsek de oraya her türlü gidiyoruz. Başka bir yerde kalacağız. Oradan da bilmiyorum, biraz takıldıktan sonra Peru'ya devam ederiz diye düşünüyorum. Ama okeyleşirsek en az bir ay kadar Cochabamba'da kalacağız. Evet, burası biraz herhalde güneşe yakın diye, değil mi? Evet, evet. Aşırı yakıyor güneş, yani fark etmiyorsunuz. Bitti suratımız, dudaklarımız filan soyulmaya başladı ve fark etmeden oluyor. Çünkü hava biraz serin ama inanılmaz güneş var. Gerçekten güneş kremine ihtiyaç var arkadaşlar. Ve bol bol da su içmeyi unutmayın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Benim o çarpıntıyı yaşamamın sebebi çok az su içtim. Ve çok hareket ettim. Yani çok da hareket etmememiz gerekiyor. Böyle yavaş yavaş yürümemiz gerekiyor. Böyle şey gibi ya, Tu Pizza.
Gecekondu mahallesinden şehir yapmışlar gibi yani, evet. Çok saçma. Bütün Bolivya mı öyle bilmiyorum ama. Ya evler böyle yine sıvasız. Ben baktım Bolivya'nın genel görüntüsüne. Ama tabii ki Cochabamba mesela çok şehir şehir gördüğüm kadarıyla, böyle bir İstanbul havası var. Ama yine böyle binalar var, orada da var yani. Ama burası çok lokal bir yer. Burası şey, sınırdan yani Arjantin sınırından geçtikten sonraki ilk dinlenme durağı. Bütün turistler önce burada bir dinleniyorlar. Hem yüksekliğe alışmak için, hem de o sınırdan geçmek falan biraz sıkıntılı olduğu için. Burası böyle bir dinlenme şehri gibi. Yani her yer hostel, her yer şey ve rahat. İnsanlar da turistlere alışkın belli. Ama şunu da söyleyeyim, yani geçen de söyledim. Yani burada hani ben Bolivya'nın daha ucuz olacağını düşünüyordum. Öyle de söylemişlerdi. Asla daha ucuz değil arkadaşlar. Arjantin kesinlikle her konuda buradan daha ucuz. Evet, şimdi Tupiza'dan yola çıkıyoruz. Cochabamba'ya doğru 12 saatlik bir otobüs yolculuğumuz var. Görüşürüz. Çok iyi ya. Hadi arabacı. Sana iki Bolivianos vereceğim. Ya köpek çok tatlı. Merhaba. Merhaba Vito. Korktu. Bye bye. Yine bize yollar göründü arkadaşlar. Çok mutsuz. Evet, size Tupiza Otogarı'nın food court'undan sesleniyoruz. Food court'undan sesleniyoruz. Arkadaşlar çok enteresan bir içecek verdiler bize. Api miydi ismi? Api. Api. Bakacağız buna ne diye ama. Bildiğiniz sahlep. Aa. Bak sen de. Aa, güzelmiş lan, ilginç. Evet. Sahlep. Böğürtlenli gibi böyle bir şey. Böğürtlenli sahlep gibi. Aa, bu nasıl peynir? İçinde hiç peynir yok. Tatlı gibi. Pudra şekeri var üstünde. İşte pudra şekeri dökmeseydik keşke. İçi peynirli, üstü pudra şekerli. Değişik bir şey. Çiğ börek. Çiğ börek. İçi boş çiğ börek. Şimdi neden Ratatouille gibiyim? Önce otobüsü göstereyim. Böyle muhteşem turuncu koltukları. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi yola çıktık. 12 saat sonra Cochabamba'da olacağız. Buramda niye bir şişlik var, hemen onu açıklıyorum. Şimdi anlatmıştık daha önce, bu yükseklik hastalığına yakalanmamak için kullanılan bazı koko yaprakları var. Bu koko yapraklarından biraz ağzımın içine koydum, biraz çiğnedikten sonra. Bir de adam bana şöyle bir şey verdi. Bu da stevia, yani tatlandırıcı. Bundan ağzınıza aldıktan sonra bir de bundan ısırıyorsunuz. Onunla birlikte koyduğunuzda o acılığını almış oluyor. Gayet mantıklı bir şey bu. Doğal bir şey sanırım. Bunu araştırmak lazım. Öyle bakalım nasıl bir etkisi olacak. Koyduk yanak kenarlarımıza. Cam açık. Cam açık. O çok keyifli. Bak onu çok sevdim. Galiba aracımız bozuldu. Bir saattir bekliyoruz. Yolun ortasında saat sabah 4:30. Ama ben görünmüyorum. Aracımız bozuldu. Bir saattir yollarda bekliyoruz. Evet, çok az kaldı, gelmek üzereyiz. Sanırım en son otobüsten görüntü çekmiştim, ondan sonrası yok. Otobüsten indik, taksiyle çok yakındaydı zaten otel. Otele gittik, yerleştik. Uyuduktan sonra Franz bize mesaj attı, bu Workaway ile ilgilenen çocuk. Bize dedi ki hani 1-2 saat sonra geleceğiz. Bize adresi attı, geldik fakat bir türlü anlaşamıyoruz yani. Onun attığı adresle bizim geldiğimiz adres arasında böyle 1-2 metre falan var ama
Hani mesajlarımız gitmiyor şu anda. Böyle oturduk kaldık. Ve şöyle kötü bir şey var. Burası hiç güzel değil. Yani işin en önemli kısmı o. Burası çok kötü. Yani sanayi mahallesi gibi bir yer. Böyle ve bütün ülke gecekondu mahallesi gibi bir şey yani. Hiç estetik bir şey yok. Yollar hep toz toprak. Daha yani 2 gün oldu, çok da gömmeyelim ama. Henüz pek içe sinen bir şey bulamadık Bolivya'da. Cochabamba'ya zaten daha bu sabah geldik. Ama Cochabamba 1 milyon nüfusu olan bir şehir. Biz şu an herhalde sanayi mahallesinde falanız. O yüzden daha tam gömmeden önce ya biraz şey gibi daha... mesela evet. İstanbul'da da sıklı bir yere gittiğin zaman İstanbul böyle miymiş demek gibi şu an bizim yaptığımızla. Yani... Mutlaka güzel yerleri vardır herhalde. Ama ben şehrin böyle yukarıdan çekilmiş hali falan izlemiştim. Yoktu. Hay bir de bu çocukla hani bu çocuk bize okey dedik diye düşünüyor yani. Bir ay söz verdik buraya. Buraya. Diray. Cochabamba. Adı ne kadar güzel değil mi? Ama şey yani çocuklarla ilgili gerçekten güzel bir şey yapılacaksa da ben burada bu şartlarda kalırım. Şartı görmedik daha, nerede yatacağız, yani, nerede kalkacağız. Tamam, bu şart dedim mi? Ulan seyahatteyiz. Yani. Niye böyle bir yerde bir ay geçireyim diyorum. Ama çocuklar için geçiririm yani. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar, bugün söylemiştik Work Away'cilerle görüşeceğiz diye. Gittik, adamın kapısının önünde bekledik. Geldi, bir ofis gibi bir yerde. Çok değişik bir sokaktı. O yüzden biz birazcık böyle tedirgin olduk. Sonra adam geldi, çok tatlıydı. Bize yemek ısmarladı. Sonra asıl işin başındaki adam geldi, bizi aldı ve yere götürdü. Böyle gayet heyecanlı falan derken kalacağımız yere gittik. Ve kalacağımız yer nasıl tarif etmeli Ali sence? Ya böyle taştan... 4 duvar, 2 tane yatak var ama belli ki 10 senedir o yataklar orada. Herkes orada kalmış, pislik içinde. Yani dışarıda banyo yapacağınız yer, tuvaletiniz dışarıda. Sadece siz kalıyorsunuz binada. Hiç kimse yok, inler cinler top. Karşı tarafa geçtik sonra çocuklarla tanışmaya. Çok tatlı, 10 tane erkek çocuğu. 10 ile 17 yaşları arasında. Ve hiçbir İngilizce bilmiyor, biz İspanyolca bilmiyoruz. Yani adamlar daha çok hani galiba yemek yapmamızı onlara istediler. Ama bunu açıkça da söyleyemediler ama yani onlara biz ne öğretebiliriz ki, İspanyolcamız yok, nasıl İngilizce öğreteceğiz? Yani o birazcık bence değil mi, saçma olacaksa. Ya yani biz onlara ulaşamayacağımızı düşündük. Yoksa hani hadi bu pislikleri falan filan bir şekilde temizleriz ederiz, üstünden geçeriz diye düşünsek de ya bir şekilde çocuklara ulaşamayacağız. Hem orada biz de eziyet çekeceğiz. Çocuklar da zorlanacak. Dolayısıyla oraya gitmemeye karar verdik. Adama daha haber vermedik ama bugün ya da yarın ona daha haber vereceğiz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Burada yapacak hiçbir şey bulamadık. Ben burada kitesurfinglere mesaj attım. Burada bir tane çocukla konuştuk. Şu anda Bolivya'nın Amazonlarındaymış. Çarşamba günü döneceğim, o zaman sizi beklerim dedi. Biz de o güne kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 günümüz var. Bir yer bulduk, keyifli görünüyor. Belki oraya gideceğiz. Belki ne yapacağız bilmiyorum. Biraz da... Bravo! Yiyor mu? Yiyor da onu attı oraya. Et vereceğim ama tavuğu yemedi galiba aşağıda. Oo, çok güzel et var ya burada. Burada böyle bir şey var. Süt, patates ve peynir, yani kaşarla yapılan bir şey. Şimdi onu deniyoruz. Yok mu? 5 Bolivyan. Yok yani bakalım. Tamam şöyle. ¿Café? 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 No. No. ¿Solo eso? Solo. Bak bakalım tadına nasıl. ¿Solo café? Daha mı bakayım? Kumpir. Kumpirin alt yapısı. Çok güzel. Çok güzel. Evet sevgili dostlar. Hadi evet sevgili dostlar, ne sana vuracağım.